Ya ben umutlandım normal şartlarda. Çünkü rakip kırmızıdan 10 kişi sonra, kaldı. Evet ya. Ama umutlandım 10 kişi kaldığı için de içimde de hep acaba diye vardı. Yani şunu diyemedim. Şunu diyemedim. Trabzonspor rakip 10 kişi kaldı. Kesin kazanırız diyemedim. Çünkü Trabzonspor en azından bana, bilmiyorum aynı şeyi düşünüyor musunuz? Geride kalan maçlar itibariyle o geçen seneki Trabzonspor mental anlamdaki güçlü Trabzonspor'dan uzak bir görüntü veriyor. Bir düşüşte böyle bir negatif bir hava hissediyorum ya. Yani bir şey var yani. Ne olduğunu tam çözemiyorum, anlamlandıramıyorum. Benim de şaşırdığım nokta şu. Dün hocaya da basın toplantısında onu sordum. Dünyada hiçbir takım bu kadar açık ara şampiyon olduktan sonra kadrosunda böyle bir sirkülasyon yapmaz. Bu kadar oyuncu gönderip bu kadar oyuncu almaz. Şimdi İdeal bunu, 11'den çok oyuncu gönderdi mi? Yani şöyle baktığınız fazlalıklar zaman Cornelius'un, mesela yani. Cornelius'un gidişini ben katli surette çok ağır eleştiriyorum. Tamam, eleştiriyorum. Hayır işte öyle değil. Bak ne açıkladı Kopenhag geçen gün? Ne dedi? Şimdi her kelimede bizler gazeteci olduğumuz için ince bir şey yakalamak lazım. Kaçırmış olabilirim, bilmiyorum. Yok yok. Ola ben senin yani şey olarak söyle. Hayır ben kaçırmışım. Ne dedi biliyor musun? Ben dedi Trabzonspor'a bunu ilettiğimde böyle bir tavır beklemiyordum. Ben sandım ki bana kal diyecekler. Hani ne yapıyorsun diyecekler. Hemen tamam dediler. Şaşırdım. Bir de anında 24 saat içinde yeni oyuncu geldi. Şimdi ben bu cümleden sonra çok rahatsız oldum. Anladım. Çok yanlış. Trabzonspor. Doğru. Bak Maxi Gomez'i dün seyrettim. Üstten aşağı kalite. Gole attı, attırdı, bir şey demiyorum. Doğru. Ama Trabzonspor'un oyuncu, yani hangisini al desem, bilsem ki Maxi Gomez 30 gol atacak, ben yine Cornelius'u alırım. Çünkü Trabzonspor ön alanda baskı yapacak, boğuşacak. Hele Türkiye Ligi'nde daha çok arayacak bu oyuncuyu. Vakaya mı? Şimdi yani hoca belli ki bu oyuncuyu çıkmak istedi. Evet. Tamam rakamsal konular oldu, etti, şudur budur ama bazen vereceksin abi şimdi, ya. Bazen vereceksin. İşte, bazen vereceksin. Bu vereceksin böyle. Yani. Yok Vakeme ediyor. İşte Vakeme ediyor. O da Vakeme ediyor da. Ha, para vereceksin. Evet. Parayı vereceksin bazen. Yani. Bazen hayat böyle ya. Yani. Vakeme seni oynatır. Bir de şimdi hoca diyor ki biz işte yeni bir oyun sistemine. Şimdi hoca bir kere sezon başıdır. Yani ben bu andaki gördüğümüz kötü tablonun sezonu kapsayacağı anlamına gelmez. Onu bir defa söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar transfer konusunda eleştirim de kızıyorlar. Gençler, bakıyorum onlara. İçimden diyorum ki oğlum ben sizin zamanınızda daha çok transfer isterdim. İsterdim ki her gün Karadeniz Gazetesi alırdım haçlıklarımla. Bütün Fotospor, Fotomaç, Fanatik hepsini alırdım. Babamın verdiği haçlıklarla ki Trabzonspor kimi aldı diye. Ben daha çok isterdim. Ben bunu sessiz söylüyorum kendime. Onları anlayabiliyorum ama gerçekler farklı. Gerçekler öyle değil. Dünyada hiçbir takım bu kadar farklı şampiyon olup da 12 tane transfer yapıp işte Vakame'yi o diyor ya Fırat, yani vereceksin be. Yani o özel oyuncu Cornelius'u. Yani bunları bu oyunculara bırakamaz. Bir. İkincisi ya çok üzülüyorum. Yani bu sadece Trabzonspor'da değil. Ya bu kadar kolay mı ya? Al Yunus Mallı'yı, al parayı git. Al Tronsen'i, al parayı git. Al Koyta'yı, al git. Kuasi'yi al git, ben vereyim. Ya olmaz ya. Ya olmaz. Ya bu kadar transfer hatası yapamazsın kardeşim. Buna hakkın yok. Bu kadar yapamazsın. Olmaz. Ya Trabzonspor'un şimdi yani şimdi mesela altyapısını alkışlıyorum. Bak Uğurcan'ı yetiştirdi kaç milyon euro seviyesinde. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, efendim Ahmet Can gitti. Bak bunlar hep kendi çocuklar. Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan. Şimdi bunlar kendi çocukları. Bak olumlu burada da söylüyorum burada. Şimdi Trabzonspor maalesef bakıyorum sezon başından beri her oynadığı maçtan daha kötüsünü oynuyor. Hı hı. Mesela Kopenhag maçında daha iyi oynadı Trabzonspor. Ama dün bir baktım ya 1-0 oldu 6. dakika. Kırmızı karta kadar 3-0 olabilirdi. Olabilirdi. Bir pozisyon var mesela hakem orada Allah'tan çabuk koştu. Yakın gördü. Kırmızı kart verebilirdi. O ilk şimdi, 10 kişi kalmış ben sana. Aha, yani 10 kişi kalmasına rağmen bak 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor'un yediği golü attığı golü izleyin. Bak yediklerini değil attığı golü izleyin. Attığı golden Trabzonspor'u şöyle yorumlayın. Attığı golden 10 kişi takıma 2-0 mağlup ve 10 kişi takıma kontrataktan gol atıyor Trabzonspor. Evet, çok acayip. Kontrataktan. Yani adam seni öyle bir halde görüyor ki 4'e 2 Fırat, öyle bir halde görüyor ki adam seni. Bravo. Ya ben bunu 3-0 yaparım, 4-0 yaparım diyor. Çok acayip bir şey. Nasıl bir orta saha direnci? Şimdi koydun oraya Badri, Bakasetas, Abdülkadir Ömür. Ya bunların hepsi aynı hocam, olmaz. Kadroyu şimdi bak, bu oyuncular hepsi aynı. Savunmayla hücum arasında evet, o büyük boşluk var orada. Tabii yani. Ön tarafta gidiyorsun, bir koymuşsun oraya nöbetçi Gıbamini, öbürleri ailece gidiyor ama oyuncu takibi yok. Yok. Ne üretiyorlar ne de savunuyorlar. Savunmada bir birliktelik yok. Densville çıkarttı. Sol bek bir Densville yanlış tercih. Eren neden? Sol bek başladı. Sakatlığı yoktu. Oradan girdi. Orada şimdi bir de mesela şunu da analizde de yanlış yapmış. Densville'i oraya koyarak sen demek istiyorsun ki bu takımın sağ tarafı çok etkili. Hayır. Bu takımın sol tarafından Trabzonspor'u çökertti. Hı. O şey Enguven. Tokmak Enguven. Attı, attırdı, penaltı attı. 2 gol bir asist. Ne yapsın daha? Şimdi hocam Beşiktaş istiyordu oyuncuyu bu arada. Çok etkili Enguven'de bir oyuncu yalnız bak. Çok ters oyuncu, acayip bir oyuncu. Sen Beşiktaş'ın ne işi var Enguven'le demiştin, hatırlıyorum. Vallahi aklıma geldi şu anda. Şu anda kontra yaptın ya. Ne alakası var? Barış Rüzden dedin, aklıma geldi şu anda. Beşiktaş'ın ne işi var Enguven'le dedin. Ya sen de şimdi. Şimdi orada analiz de yanlış. İkinci yarı şimdi koydun oraya bir sürü hücum oyuncusu. Şimdi bu hücum oyuncularını arttırarak maç kazanmıyorsun ki. Sen direncini arttırman lazım. Sen, geçen sene her şeyi doğru yapıyordu Trabzon. Bu sene her şeyi yanlış yapıyor. Bu kadar sirkülasyon olmaz. Evet, her şey nasıl bu kadar yanlış yapılır? O da ayrı bir... Ya bir şey söyleyeceğim. Yani kadro değişti falan deniliyor da Trabzonspor kadrosu falan değişmedi. Edin Vich'e sakat, Dorukhan sakat. Vakeme'yi sen istemedin. Ben Trezeguet'i istiyorum dedin. Tamam, sonuçta değişti yani. Hayır, bir dakika söyleyeceğim. Değişti ama sen değiştirdin hocam. Derken bak, sol bek sorunu var mıydı? Vardı. Hallettin mi? Hallettin. Sağ bek sorunu var mıydı? Vardı. Hallettin. Torun, evet. Stoper, Bartra'yı aldın. Bak, sorunu çözdün. Barcelona, Dortmund. Aynen, sorunu çözdün. Sen eksik yerlerini güçlendirdin. Yönetim sana ne dediyse aldın. Yusuf Yazıcı'yı aldın. Hugo'da ne var Hugo'da? Ya bir şey yok. Orada birliktelik yok. Hugo'ya takılmayın. Ya Hugo da iyiydi ya. Hugo böyle bir hiçbiri iyiydi ya. Bu Dortmund, Barcelona diyoruz, aldığı topu kaleye vuruyor Bartra. Oradan vuruyor, buradan vuruyor. Ya arkadaş sen... Uyum sorunu tabii. Sen işini yap. Trabzonspor'da Maxi Gomez tam isabet. Uruguaylı futbolcu, Trabzonspor formasıyla sahaya çıktığı ilk maçta bir gol attı, bir asist yaptı. Trabzonspor'un Valencia'dan transfer ettiği Maxi Gomez, Bordo Mavili formayla ilk maçına Ferencvaros deplasmanında çıktı. 39. dakikada sağ çaprazda buluştuğu topu, zor pozisyonda olmasına karşın şık bir vuruşla filelere gönderen Uruguaylı santrfor, 71. dakikada da Umut Bozok'a aynı güzellikte bir asist yaptı. İlk maçında son derece etkili bir oyun sergileyen Maxi Gomez, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, 3 puan için gelmiştik ama gol atsam da yenilmek beni çok üzdü. İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Ön tarafta istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda daha iyiydi ama maalesef mağlup olduk dedi. Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a UEFA Avrupa Ligi zaferi için döndü. Menajerinden açıklamalar. Trabzonspor'a 2 sezon aradan sonra kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, Süper Lig şampiyonluğunu kaçırdı ama gözünü UEFA Avrupa Ligi zaferine dikti. 25 yaşındaki orta sahanın menajeri, milli yıldızın neden Trabzonspor'a döndüğünü anlattı. Trabzonspor 2019 yazında 18.500.000 Euro'ya lile sattığı Yusuf Yazıcı'yı bu yaz kiralık olarak kadrosuna kattı. Futbol kamuoyunu 25 yaşındaki milli yıldızın önce CSKA'ya ardından yetiştiği kulübe kiralanmasını kariyerinde bir düşüş olarak gördü. 2019 ila 20 sezonunda Lille'de Lig 1 şampiyonluğu yaşayan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunu ise kaçırdı. Yıldız ismin menajeri, hedef Avrupa zaferi, Yusuf o yüzden döndü, dedi. Bordo Mavililerin dün gece Ferencvaros'a 3-2 yenildiği UEFA Avrupa Ligi grup maçında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın son dakikalarda attığı golle skor 3-3'e gelmiş ancak bu gol VAR'dan dönmüştü. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci transfer sürecini Radyospor'a anlattı. CSKA'da çok başarılı oldu. Satın alma opsiyonu yok. CSKA'da çok başarılı oldu. Üst üste 6 maçta gol atan tek futbolcu oldu. Milli takımda sakatlık yaşadı. Sadece o biraz aksattı. CSKA bütün haklarını almak için çok mücadele etti ama Lille başkanı rakamı çok yukarı taşıdı. Yine de alacaklardı ama UEFA Avrupa kupalarına katılmalarına izin vermedi. Onlar da Avrupa'da olamadıkları için, savaştan dolayı, bu kadar yatırım yapamadılar. Yusuf, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra belki de en çok üzülen isim Ertuğrul Doğan olmuştu. Yusuf'un dönmesi için çok ısrar etti. Yusuf'a çok önemli hedefler koydu. Avrupa Ligi şampiyonluk hedefi bunlardan bir tanesi. Çok ısrar etti, sonraki süreçte Yusuf Trabzon'a dönmek yönünde karar verdi. Bu kararı asla geri adım olarak değerlendirmemek gerekir. Yusuf geri adım atmadı. Buraya çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Avrupa Ligi şampiyonluğu için buraya geldi. Umarım iki kupayı birden alırlar. Trabzonspor'un şampiyonluğu için Avusturya'dan Trabzon'a gitmişti. Cimbom'a imza atan Yusuf Demir'in açıklamaları tepki topladı. Avusturya ekibi Rapid Wien'den Galatasaray'a transfer olan 19 yaşındaki yetenekli isim Yusuf Demir'in açıklamaları Trabzonspor taraftarını kızdırdı. Aslen Trabzonlu olan ve geçtiğimiz sezon Bordo Mavili ekibin elde ettiği şampiyonluğa tanıklık etmek için Avusturya'dan Trabzon'a giden Yusuf Demir, Bordo Mavili taraftarların tepkisini topladı. Transfer sezonun son gününde yaptığı hamleler ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını kamuyu aydınlatma platformuna bildirdi. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Açıklamada, bonservis bedelinin 4 sezon boyunca 5 taksitte ödeneceği aktarıldı. 4 yıllık sözleşme imzalanan Yusuf Demir'e ise sezon başına sırasıyla 650 bin avro, 750 bin avro, 850 bin avro ve 950 bin avro ödeneceği kaydedildi. Sarı Kırmızılı ekibe attığı imza sonrasında konuşan genç yetenek Trabzonsporlu taraftarları kızdıran açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk maçı için Trabzon'a gelmişti. Aslen Trabzonlu olan ve bordo mavili renklere gönül vermesiyle bilinen genç yıldız adayı, geçen yıl Trabzonspor'a 38 yıl aradan sonra şampiyonluğu getiren Antalyaspor karşılaşmasını izleyebilmek için Avusturya'dan Trabzon'a gelmiş, tarihi karşılaşmayı Şenol Güneş Stadyumundan takip etmişti. Trabzonspor'un şampiyonluğu ile sonuçlanan karşılaşmayı Trabzon'dan takip eden Yusuf Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla Bordo Mavili camiayı tebrik etmişti. Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı, dedi tepkileri topladı. Transfer sezonun son gününde Galatasaray'a imza atan yetenekli isim Trabzonsporlu taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı, Türkiye'nin en büyük takımı olarak tanımlayan Yusuf Demir, bütün emek verenlere teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. İnşallah en tepede yer alacağız. Hep gördüm ama kendim hiç gelememiştim buraya. Bu nedenle çok sabırsızlanıyorum. Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarlarımız çok müthiş. İlk maç için sabırsızlanıyorum, bekleyemiyorum. İfadelerini kullandı. Genç yıldızın bu açıklamaları Bordo Mavili taraftarların tepkisini topladı. Sosyal medyadaki pek çok Bordo Mavili taraftar Yusuf Demir'e eleştirilerde bulundu. Genç yeteneğin bu açıklamaları sonrasında geçmişteki paylaşımları ilgi topladı. İşte 19 yaşındaki yetenekli ismin Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı Antalyaspor karşılaşmasındaki paylaşımları. Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Bordo Mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğerleri ise kor, pas ve rondo çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman, dayanıklılık çalışmasının ardından sona erdi. Yarını izinli geçirecek takım, 11 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Yusuf Erdoğan ikinci kez baba oldu. Bordo Mavili takımın orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan, baba oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın eşi Ürün Erdoğan, İstanbul'daki bir hastanede, Maya, adını verdikleri kız çocuğu dünyaya getirdi. Erdoğan'ın ikinci kez baba olduğu anımsatılan açıklamada, Erdoğan ailesine mutluluklar, minik Maya Erdoğan'a da sağlıklı bir yaşam diliyoruz ifadelerine yer verildi. Vincenzo Montella. Trabzonspor maçı zor bir maç. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahalarında yapacakları Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Montella, Trabzonspor maçını değerlendirdi. Trabzonspor maçı zor ve motive eden bir maç. En doğru şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. Oynadığımız her maç gibi bu da bizim için bir test. Kırılma anı yaşanacağını zannetmiyorum. Biz adım adım ilerleyen bir takımız. Trabzonspor'un geçen sene hak ederek aldığı bir şampiyonluk var, kadroyu da aslında Şampiyonlar Ligi'ne göre kurdular ama sonrasında Avrupa Ligi'nde devam ettiler. Biz kendimizi her zaman önde tutarak, kendi futbolumuzu oynayacağız. Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaretinde Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile çekildiği fotoğrafın hatırlatılması üzerine konuştu. Tabii ki de böyle anlar büyük zevk veriyor. Muslera da seneler boyunca İtalya'da oynadı. O da Roma'daydı. Belki de tarihimi biraz fazla bildiği için böyle bir yaklaşım gösterdi, o yüzden çok mutluyum, dedi.